BTS mi? Blackpink mi? Tek tür ama gerçekten farklı tarzlar. Hangi grubu daha çok beğeniyorsunuz? Pelin sadece BTS'i sevmiyor. O Jungkook'a deli oluyor. Kartondan bir posterle pikniğe gitmek normaldir. O harika bir arkadaş. Ve mükemmel sohbet ediyor. Ayrıca müthiş selfie'ler çekebilirsin. İdolünün onun odasında çok özel bir yeri var. Pelin tüm boş zamanlarını onun favorisi hakkındaki haberleri okuyarak geçiriyor. Ne? Jungkook'un kız arkadaşı mı var? İhanete uğradım. Pelin'in kalbi kırıldı. Git buradan. Ait olduğun yer zemin. Pelin bir haftadır uyumadı. Bu ihanetle nasıl yaşayabilir? Ya kendine başka bir idol bulursa? J-Hope bu rol için harika görünüyor. Karar verildi. Şu andan itibaren onun kalbi J-Hope'a ait. Ders çoktan başladı. O zaman Helin nerede? İşte burada. Her zamanki gibi kulaklarında en sevdiği BTS şarkısı çalıyor. Hey, müziği kapat. Ah, Helin geometri sınavını tamamen unutmuş. Rana Hoca öğrencisinin davranışından mutlu değil. Tek umursadığı şey müzik. Ve dış görünüşü. Ancak BTS hayranları asla pes etmez. En zor sınavları bile geçebilirler. İşte bu yüzden Rana Hoca Helin'e çok kızgın. O farklı bir K-pop grubunu seviyor. Öğretmenin ofisi gerçek bir Blackpink tapınağı. Ve gruptaki kızlara o direkt yüz verirdi. Vay canına, sen de mi fansın? Senin için bir şeyim var. Helin Blackpink hayranıyla arkadaş olmaktan mutlu. Özellikle eğer geometri notu buna bağlıysa. Ama Suudi henüz karar vermedi. Kimi seçmeli? BTS mi? Blackpink mi? İki grup da oldukça havalı. Onun arkadaşları yardımcı olmaya çalışıyor. Helin BTS'i öneriyor. Ve Rana Blackpink'e bayılıyor. Tüm bu çılgın K-pop tartışmalarını dinlemek zor. Kızlar gitsem iyi olacak. Bu süper fanlar bana çok fazla. Ayrıca Rana'nın kendi müzik tercihleri var. Tüm bu mücevherlerden ve rozetlerden kurtulalım. Ve bu garip makyajı çıkaralım. Sonsuza kadar Billie Eilish. İyi haber. BTS hayranları parti veriyor. Orası K-pop hakkında istediğin kadar konuşabileceğin bir yer. Ama hazırlıklı gelmen gerek. Günlük giyin. Ama birkaç rozete olan kot ceket giymen gerekiyor. Şimdi makyaj yapabilirsin. Gözlere biraz pembe. Ve dudaklara vişne çürüğü rengi. Zincirli küpeler görünümünü tamamlayacak. Ve en iyi aksesuar gülüşün. Güzel, şimdi gidebilirsin. Rana da yerinde oturamaz. Arkadaşlarıyla buluşacak. Bu gömleği beline bağla. Blackpink kızları gibi. İki küçük at kuyruğu ve saçın hazır. Peki ya makyaj? Parlak göz farı. Ve bolca ışıltı. Elmacık kemiklerine daha fazla ışıltı ekle. Biraz kemer. Ve elbette rozetlerini unutma. Herkes hangi grubu sevdiğini görmeli. Sırt çantanı kap ve gitmeye hazırsın.
İki rakip grubun hayranları karşı karşıya gelirse ne olur? Dans savaşı elbette. Şu inanılmaz hareketlere bakın. Görünüşe göre Rana ve Helin bir müzik videosu çeken K-pop idolleri olduklarını düşünüyor. Sahnede değil de bir süpermarketin ortasında olduklarını biliyorlar mı? Bunu çekmemiz lazım. Ama sonunda arkadaşlık kazandı. Gerçek bir hayran sürekli kendi idolü hakkında konuşmak ister. Görünüşe göre Helin'in ailesi bu durumdan bıkmış ve yorulmuş. O çoktan BTS hakkındaki her şeyi anlatmış. Takıntılı hayranlarla dışarıda takılmak sinir bozucu olmaya başlıyor. Hey, nereye gidiyorsunuz? Her neyse, bırakayım da gitsinler. Ama K-pop sevgini kiminle paylaşabilirsin? Harika, Eray bahçede. Helin ona nasıl doğru bir şekilde spor yapılacağını öğretmeye karar verdi. Elbette BTS tarzında. Ama Eray'ın bunun için zamanı yok. Senden çok sıkıldım. O, bu takıntılı hayrandan kaçtı. Her neyse. Arkadaşlarının partisine zorla girebilirsin. Ve onlara dünyadaki en iyi müziği göster. Arkadaşların bazı sebeplerden dolayı mutlu değil. Helin yine kendi kendine eğlenmek zorunda. Konser biletleri çok pahalı. Rana uzunca bir zaman para biriktirmek zorunda. Ve daha fazla iş almak. Onun bahçe işi güzel. Teslimata odaklanma zamanı. Bu sadece hayat. Hayallerini gerçekleştirmek için sıkı çalışman gerek. Ve kazandığın para konser için olan aksesuarlara gidebilir. Ve elbette biletin kendisi içindi. Rana her şeyi halletti. Hedefine ulaşmaya çok yakın. Sadece konser boyunca uyuyacak kadar yorulma. Ve zengin hayranların endişesi yok. BTS konseri mi? Benim yaşadığım şehirde. Bu harika haber. Helin hayalini gerçekleştirmek için tüm parasını harcayacak. Ve konserdeki en iyi koltuğu alacak. Sahnenin tam önündekini. Onların parfümünün kokusunu dahi duyabilir. Farklı müzik zevkleriniz olsa bile hala arkadaş kalabilirsiniz. Ama hala kimin daha havalı olduğuna karar vermelisiniz. BTS mi? Blackpink mi? Helin bak, harika değiller mi? Müzikleri çok havalı ve onlar oldukça şıklar. Hatta sana rozet bile verebilirim. Helin'in bir cevabı var. O tatlı değil mi? Sanmıyorum. Blackpink hala daha iyi. Bak ne aldım. Blackpink yazan bir şapka. Her kıyafetle uyar. Şapka havalıymış. Yine de idollerin için dövme yaptıramayacağına bahse girerim. Bu iyi bir nokta. Helin kazandı mı? Hayır. Blackpink hayranları o kadar kolay pes etmez. Bak bu Jimin. Bu iyi bir dikkat dağıtıcı. Bu esnada sahte dövme yaptırabilirsin. Ama o gerçeği oldukça kısa sürede anlayacak. Ah ne yapıyorsun? BTS grubundaki kimsede bıyık yok. Buna pişman olacaksın. Bazen ailedeki herkes aynı grubu sever. Babam Blackpink'i seviyor. Onların müzikleri çok akılda kalıcı. Duyduğunda dans etme isteği uyandırıyor. Oğlu babasının görüşüne katılıyor mu? Elbette. Eray da Blackpink'i seviyor. Ve anne mutfakta K-pop dinlerken şaheserler yapıyor. Yemekler son derece lezzetli oluyor. Süreç çok temiz olmasa bile. Yemek pişirmek ve dans etmek kolay değil. Ve işte kızı. O ve annesi en iyi dans düetini yapıyor. Ve sonra erkek kardeşine dans savaşı yapabilirsin. İyi müzik aileleri bir araya getirir. Ama tüm hayranlar bu kadar şanslı değil. Örneğin Azra gibi. Bugün iyi bir gün geçiriyor.
Bir sürü güzel poster aldı. Ama duvarı onlarla süsleyemez. Ah zavallı BTS. Çok fazla çekti. Güzel şeref duvarı sonunda hazır. Aa, bu acıttı. Ve bugün en sevdiklerim hakkında haberlerde ne var? Konser veriyorlar. Harika. Ve hatta online bilet satın alırken indirim var. Ama bu da başarısız oldu. Online biletler tükendi. Ama Azra tüm birikimini konsere gitmek için harcamaya hazır. Tüm saklama yerlerini açması gerekecek. Ama buna değer. Bileti almak için sabırsızlanıyor. İşte sipariş. Ama bu nasıl olur? Azra çok şanssız. Sadece bileti kaybetme. Azra'nın acelesi var. Konseri kaçırmaktan korkuyor. Yaşasın. İşte burada. Ve görünüşe göre Azra'nın kötü şansı bitti. Bu o. Onun idolü. Hayran savaşlarımızı sevdiniz mi? Siz kimi seviyorsunuz? BTS mi? Blackpink mi? Yorumlara yazın. Beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece kanalımızdaki ilgi çekici videoları kaçırmazsınız.